Kısmet geldi öyle, öyle sabahtan. Sabah erken uyuyorum ama bir rüyalar da görüyorum, kötü rüyalar da görüyordum. İçimden bir şeyler hissediyordum yani, kötü bir şeyler rüyalarda. Aynı anda baktım, benim rahmetli babamın şoförü kapıyı çalıyor. Açtım kapıyı, merak ettim. Ne oluyor sabahtan bu şoför geliyor kapıma? Ben bir şey arzum yok. İstediğim bir şey yok. Niye gel be kapıyı çalıyor? Hemen bir şeyler hissettim. Ne oldu dedim. Dedi, annen seni istiyor evde. Tamam dedim. Bir dakika. Hemen elbisemi değiştirdim. Gittim. Kapıya varmadan önce mahallede gördüm. Baktım bir kalabalık. Vah dedim, bir şeyler olmuş. Bu kalabalık boşuna değil. Yetiştim, baktım he, insanlar ağlıyor kapının önünde. Arkadaşlar, dostlar, akrabalar. Evin içine girdim. Kadınlar ağlıyor. Annem oturmuş ağlıyor. Tabutu gördüm salonun ortasında. Vallahi dedim, bir şey olmuş. Bu rahmetli babam gitti. Vah. Tabutu açmak istedim, bırakmadılar beni. Gözlerim o anda yaşla doldu. Hayatımda ağlamamıştım. Bir tek tek babam için ağlamıştım. Ve hala ağlarım onun için. Sonra beni dışarı çıkarttılar. İşte konuştular, dediler. Rahmetli babanı idam ettiler. Biz arkadaşlar orada, akrabalar dediler. Biz biliyorduk ne kadar yiğit bir asker olduğunu. Bu Irak'a ne kadar, nasıl hizmet ettiğini biliyorduk bunu. Ama herhalde bir şeyler olmuş yani. Bir yanlışlıklar var. Ben tabutu gördüğüm zaman evin ortasında, tabii tahmin etmiyordum idam olmuş. Dedim herhalde şehit oldu, gitti yani. Ama ikisi de aynı yara. Çünkü Irak Savaşı ile İran Savaşı boşu boşuna bir savaştır. Evde matem havası hiç değişmedi. 40 gün sonra mahallenin bekçisiyle bir mektup geldi eve. Mektup rahmetli albay Necat Şükrü imzasını taşıyordu. Mektupta şunlar yazıyordu. Bir tanem, kaç gündür arayamadım, kusuruma bakma. Biliyorsun, savaş hali işte. Onurumla, şerefimle, vatan sevgimle 25 yıldır askerlik yaptım bu memlekete. Biraz sonra beni kurşuna dizecekler. Sizlerle helalleşmeme izin vermediler. Ben bir hata yapmadım. Çocuklarıma iyi bak. Malları eşit şekilde çocuklara paylaştır. Onları erdemli, şerefli birer evlat olarak yetiştir. Romanya'daki Neşet'e bu durumdan hiç söz etme. Okulundan olmasın çocuk. Cephede ölmek isterdim. Ne dersin, kader böyleymiş. Sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin. İsrar ettim, bayağı ısrar ettim. Benim babam neden telefon açmıyor, neden aramıyor? Her zaman ben geldiğimde havalimanında, yanında arayacaktı, gelecekti. Acaba ne oldu bu defa? Neden gelmiyor, neden telefon açmıyor? Ya cephede dediler. Tamam dedim cephede, ama bir gün geçti, üçüncü günde ısrar ettim. İlla gideceğim dediler, Basra'dadır. Dedim vallahi gideceğim Basra'ya. Ondan sonra hikmet ve anlam tuttular beni, zorla oturttular. Bir şeyler söyleyeceğiz sana işte. Hayatın kaderi böyleydi, böyleydi. İşte böyle yaptılar. Senin baban şehit oldu. Şimdi ben inanmadım ama yani çok çok bayağı üzüldüm. Çünkü babamı yani o kadar severdim ben. Ve hala da seviyorum, ve hala da severim. O çok duygum, o saygım vardı ona. 1,5 sene sonra hemen hemen bir kağıt geldi. Devlet şeyden, kurmay başkanlığı, Kurmay Başkanı'na bir yanlışlık yapılmış, bir idam. Kurşun parası istiyorlar bizden, şimdi istemiyorlar. Onu bir emekli bir subay
yapacağız. Gelin ve emekli maaşını alabilirsiniz. Dediğimi dedim ama o yaşlı değil ki emekli olsun. Ben onun emekli maaşını alayım. Olsun işte öyle söylediler. İki ay aldık ondan sonra çıktık geldik. Irak'ı terk ettik, çıktık geldik. Yani çekemedik, hiçbir şeyi dayanamadık onun hiçbir şeye. Evde her bir yerde kendi yaptı, kendi eşyaları hepsi kendi aldı. Bugün Kerkük Musalla Mahallesi'ndeki bir mezar taşında şehit albay Necat Şükrü burada yatıyor diye yazıyor. Lakin bir tarih cancık.